Yalıyı'ya düşen pay yaklaşık 1,5 milyon lira. Mezarlıklarla ilgili 300 bin lira. Park ve bahçeler mahallelerimize birer küçük park kazandırdı. Eğitim desteği itfaiye daire başkanlığımızın desteğiyle toplamda 12,5 milyon liralık bir destek oluşturmuşuz. Tabii çalışmalar bitmiş değil. Mesela Antalya yoluydu değil mi o? Yalıyık Antalya yolunun altyapısı çekilmişti. Ama ihaleden kaynaklanan bir meseleyle bu sene tamamlanamayacak gözüküyor. Şu anda asfalt atsak tutar mı acaba? Soğudu değil mi geceleri falan? Ama ilk sezon başladığında Selim Bey de genel sekreter yardımcımız burada. Sezon ilk başladığında altyapısı da hazır. Şöyle bir düzelterek oranın asfaltını yapacağız. Ayrıca kadın kollarımız imza getirmişti değil mi bize? Getirdiniz miydi? Getirmediniz miydi? Getirmeden olmaz ama ya Hasan Bey. Bu 18-19 milyon lirayı bulmuş olacak. Yalıyık bütçesi ne kadar Hasan Bey? Bir yıllık. 55 bin lira gider var, 50 bin lira gelir var. Hayırlısı bakalım. İşte biz de destek vereceğiz. Ha bir tane daha varmış. Gezi talep eden öğrencilere şehir içi de olabilir demişiz. Yeri biz belirleyelim ama bir gezi düzenleyelim demişiz. Yani bu ne yapılmış? Bence bu, gerçi yaz ayı girdi araya. Okullar da yakın açıldı. Ama biraz geç kalmışız. Ocak ayı itibariyle planlanmış. Şimdi kaç öğrenci çıkar ki acaba geziye katılacak? Bunlar dileyelim. Peki. Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bakımlı bir ilçeydi. Burada da sahil caddesi adını verdiğimiz caddede bir prestij yatırımına imza attık. 1,5 kilometre uzunluğunda olan bu caddede yaklaşık 2,5 milyon liralık bir masrafla bordür, kaldırım, kaliteli bir asfalt serimini gerçekleştirdik. Biraz önce Yalıyık'lı bir hemşehrimiz, başkanım buraya uçak iner değil mi dedi. Ben de şöyle bir baktım. Evet, belli ölçekteki uçakların inebileceği güzel bir prestij caddeye Yalıyık ilçemizde de imza attık. İlçemiz için, şehrimiz için hayırlı olsun. Devam edelim.